Hazır mıyız? Uzmanlık alanım, ince kaplumbağalar. Vaktim 1.64, ekibi de baya sağlam. Video çekelim dedim, bir tripod telefon. Mini GT zengin işi, BİM'de Hot Wheels Enazon. Bebelere biberon, benim Hot Wheels en iyisi. Oğlum 5 katına satar, Allah'ın delisi. En iyisi tüm koliyi alıp bulayım kerizi. İyilik yap ve ara denizi, istiyor müsaadenizi. İçerik üretmem gerek ve şarkı. Başarman için taklitimin yapmam bir şart değil. Göksel'den Green Light aldım, hem de mavi camping. Kara surat lahmacun yiyince hanti tanti. Herkese selamlar, çılgın şarkiler. Çılgın şarkiler. Yeni şarkılar yapacağım kanala, bak koltuk ötüyor. X-Drive'ın koltuğunu hala getirmedim, ona oturacağım. Bilsim kalmadı, gittim almaya. Regular seri topluyorum, gidemem Almanya'ya. Kısıtlı imkanla sürdürüyoruz hobiyi baba. Premium çok iyi ama gidemiyim onu almaya. A101'e gelse de alsam 10 liraya. Kara borsacı abiler benden önce girmiş sıraya. Ne biçim adamsın lan deyip kıydım paraya. Beşli matchbox seti aldım 350 liraya. Ara sıra böyle şarkılar söylüyorum. Bak videomuza geçelim. Videomuz çok çılgın. Matchbox kapakta gördünüz. Matchbox Moving Parts. Toys'a Toys'a gidip almıştık. Sizler de almak istiyorsanız millet daha onları bitirmeden uygun fiyata alabilirsiniz. Açıklamaya linklerini bırakıyorum. Toys'a Toys'un internet sitesi Diecast Turkey. Instagram hesabı da Diecast Araçlar. Oradan ulaşabilirsiniz kucağımda. Kucağımda bir Matchbox galeyanı var. Araçlar gerçekten çok güzel. Hani böyle şeylere alışkın değiliz. Eskiye dönmeye yakın şeyler bunlar. Kapıları mapıları açılıyor. Sağa sola açılıyor. Hani çok güzel. Ben onları ilk gördüm zaten dedim oğlum ne oluyor? Ben zaten karavan seven bir adamım. Karavan turuna çıkmıştık. Karavan kiralamıştık. Instagram'da hikayelerim var. Instagram'dan takip edebilirsin. Mesut Bluetooth. Mesela bu. Hani gerçekten çok güzel. Kutu tasarımı da çok farklı. Bu bölümde bunları inceleyeceğiz. Bu seri bahsetmiştim 7 araçtan oluşuyor. Matchbox setleri genelde fazla sayıda arabalardan oluşuyor. Yani geçen bir tane vardı 16 araçtan oluşuyor. 7 var, 5 var, 10 var, 15 var. Allah ne verdiyse. Bazı setlerdeki arabaların hani bazıları iyi bazıları kötü. Kollayacaksın cüzdanı. Çünkü millet de kararsız kalıyor ulan. Şunu aldık ama bu kötü falan. Ah, seti tamamlamaya değmez ama bundaki bütün arabalar gerçekten güzel. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim ama önce bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Şu an bu videoyu cuma günü izliyorsunuz ve ben şu an bir önceki videoda da bahsetmiştim. Doğu taraflarındayım. Mardin Urfa takılıyoruz. Önceden sizleri aç bırakmamak adına video stokladım. Tatil programı yapmadım, video çektim. Doğaçlama gittik tatile. Diğer şehirlerde de tabii AVM avı yapmayı düşünüyorum. Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın, hype atın. Yorum yapın. Yani bir şeyler yapın abi. Ben size güveniyorum. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Şu arabaları inceleyelim abi. Çünkü ben de merak ediyorum kalitesini. Karşınızda Matchbox aşireti. İlk olarak bundan başlayacağım. Çünkü en çok ben bunu beğendim. Kutu tasarımlarına bakalım en başta. Böyle bir kutu ilk defa görüyorum. Bir ara marketlere gelmişti. Böyle ilaç kutusu gibi. Onlar vardı. Düzler geldi. Farklı geldi. O geldi. Bu geldi. Bu da bambaşka. Yani gerçekten yepyeni olduğu belli. Yeni çıktım diyor. Belki de daha önce yurt dışında vardı. Bize yeni geldi. Bilmiyorum. Matchbox Moving Part'ı zaten hatırlıyorsunuz. Çoğu şarkıda vardır. Bazılarının arka kapısı açılıyor gördüğün gibi. Bazısı ön kapı, kaput maput derken hepsinin bir parçası. Bu arada burada da 2024 yazıyor. Yani büyük ihtimal bu sene çıktı bu. 65 model Land Rover Series 2 Forward Control yazıyor. Kutu nereden açılacak onu da bilmiyorum. Ve bu kutu açılırsa gerçekten bir daha kapanmaz. Çünkü yapıştırılmış. Yani geçmeli bir şey yok. Yani geri dönüşü olmaz. Açıyoruz abi. Özge ilk defa böyle bir şey açıyorum. Yemin ederim heyecanlıyım. Ya. Şuradan yırtacağız ama. Geri dönüşü yok. Kutusu çok hoşuma gitti abi. Şeyin içinde bak abi bu ne ya? Yumurta kabı mı, köpük mü, damak mı? Çok güzel bir malzeme bu ya. Arabaya gerçekten bunun içindeyken hiçbir şey olmaz. Bu arada kutu tasarımı gerçekten çok hoş. Bakın aracın devamı var ki buraya koyuyorsun. Devamının resmi var. Burada da gösteriyor işte neresi açıldı. Araç derli toplu çok güzel ve detaylı bir model. Böyle bir şey ben incelemedim abi. Şu ana kadar elimize bizim böyle bir şey gelmedi. Matchbox'a o yüzden teşekkür ediyorum. Yetkililer de izliyor biliyorum. Elinize sağlık bak. Böyle şeyler gerçekten her kitleye hitap ediyor. Yaşça büyük çılgın şarkiler bilhassa bayıldı şu an buna. Aracın amortisörü yok. Soranlar oluyor abi bu tarz şeylerde amortisör mü? Amortisör yok. Onlar majoret. Farları da cam değil ama gerçekten mükemmel detaylı yapılmış. Bakın far, öndeki ızgaralar, şuradaki minik lambalar, silecekler. Yan tarafta yine burası ardiye olarak kullanılan yer mi yoksa ocak mocak mı çıkıyor içeriden bilmiyorum. Burada tentesi var bakın. Kampa gittiğin zaman içeriden çeviriyorsun veya elektrikliyse böyle uzuyor buraya kadar kapanıyor. Burada camı var, kapısı var, havalandırması, belki hortum girişidir su doldurmak için. Arka kısmında merdiven ve oksijen tüpü mü bunlar ne bilmiyorum. Çeki demir var. Ekstra bir çekme karavan çekebiliyorsunuz. Alt kısmı yine detaylı. Oğlum çok güzel yapmışlar ya. Bayıldım buna ya.
Ya setteki en iyi araç bu, şimdiden söyleyeyim. Şu an en iyi aracı inceliyoruz. Çünkü göstereceklerim bitmedi. Öbür kısmında yine bakın burada kapak var. Ama o kapak açılmıyor, o kadar da değil yani. Üst kısmında klimanın motoru mu artık, jeneratör mü bilmiyorum. Burada bir pervane var. Klimadır büyük ihtimal. Burada bir cam var. Bu cam hareketli abi. Burada başlıyoruz işte. Gördüğünüz gibi cam kapanabiliyor. Çok hoş. Gerçekten bu tarz şeyler çok hoş. Kamerayla içine bakacak olursak orada bir ocak var. Ocağın üzerinde tencere, tava. Bu nasıl bir hava? Yan kısmında kapısı var. Kapısı açılıyor bakın. Şuradan bir tırnağın gireceği yer kadar bir oyuk var. Oradan kapısı açılıyor. Yine içindeki detaylar buradan görülebiliyor. Arka camından içeri baktığımızda orada buzdolabı. Bütün detayları yapmış adamlar ya. Bence 10 üzerinden 10 abi. Ben bayıldım. Çok güzel. Sıradaki aracımız da aslında çok güzel. Nardo gri renkte 2024 Mercedes-Benz G serisi. Bu da çok güzel bir araç. İkinci aracımıza geçiyoruz. Özge, beğendin mi bunu? Bak bakayım bir alıcı gözüyle. Nardo gri, bak bakayım kızım. Kızım, ilk defa sana kızım dedim. Sonra millet diyecek abi siz böyle mi konuşuyorsunuz? İlk defa dedim lan. Arabamızı çıkartıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Harikulade. Gerçekten çok tatlı. Şuna baksana ya, sanki böyle fosil dinozor bulmuşsun. Taşının içinden çıkartıyorsun. Bismillah, bismillah. Özge, sen Merso'yu beğendin. Ama çıkmıyor kolay. Kırmak da istemiyorum. Modelimiz bu şekilde. Far detayları, logosu vesaire hepsi yapılmış. Aynalar zaten vazgeçilmez. Matchbox aynaları atlamıyor. Bak dikkat ederseniz bütün araçlarda ayna var. Çok basit bir şey. Jantlar bu şekilde. Araç dediğim gibi Nardo gri. Alt kısmı böyle. Arkası yine detaylı. Yazılar yazıyor. Stop detayları var. Yedek tekerleğin oradaki kapmap çok iyi duruyor. Bir de kapıyı açalım. Gerçeğinde de orada bak tutma yeri var ama onu tam yapamamışlar. İçi yine de güzel. Bu da böyle bir model. Bence çok güzel. İki model de harikaydı. Şimdi biraz hırsız, polis, şerif olaylarına gireceğiz. Kasaba, şerif. Bu araçtan aslında bunun farklısı, daha doğrusu bende vardı. Bu yeni kasa. 2018 Dodge Durango. Yeni derken bendekiler eski seriler. Şerif yine aracıyla geliyor olay mahalline. Adamlar öyle bir kutulamış ki yani zarar gelme ihtimali sıfır. Şuradan yer yapmışlar ki adamlar rahat içsin diye, bak biz de yeni gördük işte, ne lazım bize, al bak. Onu bile düşünmüşler, biz de çekiyoruz. Bastırsan oğlum şuradan. Bu araçta güzel detaylara sahip. Far detayları yine önde kocaman bir korumalı. Kaput girintili çıkıntılı detaylı. Yan aynalar, üstündeki siren, arka kapı zırhlı bak. Bilerek tırnak bıraktık, açamıyoruz yine. Bıçaklaştık. Oha, köpek var içinde. Abi ne oluyor? İnanılır gibi değil ya. İçinde bildiğin köpek var. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Gerçi Hot Wagons setinde mi? Hot Wheels'larda bir tane köpek vardı arabanın arkasında. Ama bu K9. Kapıyı açtığın gibi köpek üzerine koşuyor ve saldırıyor. Alt kısmı, Allah Allah. Bunlar mıknatıs mı? Çok tuhaf. Değil. Arka kısmı yine çok güzel. Stop detayları, plakalık, Bon Cant yazıyor. K9 bak. Yanında da zaten yazıyor K9 ama beklemiyordum köpeği gerçekten. Yanında kocaman bir şerif. Bu araç çok güzel ya. Altında da detayları var. Kesinlikle alınır bu modeller ya. Bu seriyi ben çok beğendim. Şimdi üçüncü aracımız geliyor. 2022 Mini. Mini Cooper'cılar geliyor. Bu araba diğerlerinin yanında biraz sönük kaldı. Niye Mini Cooper yapmışlar bilmiyorum. Çıkartalım bakalım. Arkadan bastırıyoruz. Öğrendik artık bak. Araba fırlamasın da üstümüze. Mini gerçekten güzel oğlum. Hepsini güzel yapmışlar. Bir orantısızlık göremiyorum araçlarda. Plakalık var. Far detayları, önündeki şu havalandırmalar, yan aynalar, jantlar 5 kol. Alt kısmı pek detaylı değil. Bunun neresi açılıyor? Kaput belli yani. Şurada çizgileri var. Oha! Bir dakika dur. Motor çok iyi. Bakın orada kırmızı kablolar falan yapmış adamlar ya. Matchbox gerçekten yapıyorsun ve kaputa dikkat. Ya farın geçmesi için delik yapmış adamlar. Helal olsun. Allah'a helal olsun. Arka kısmı da başarılı. Stop detayları, plakalık. Bunlar güzel detaylar. Hala da tartışıyorlar. Hot Wheels mi, Matchbox mı? İşte Matchbox araba mı lan diyor. Ulan ne alakası var? Bunu artık tartışmayın. Her üreticinin çok güzel arabaları ve kötü arabaları olabilir. Ha, Hot Wheels toplayan bir adam. Sadece diyelim Hot Wheels topluyor. Bunu göründe almayacak mı? O Matchbox. Onu alamam. Diğer modelimiz 2023 Toyota Prius Prime. Optimus Prime gibi oldu biraz ama açalım bunu da. Bu aracı ilk defa inceliyorum galiba. Hiç görmedim böyle bir şey. Hemen arkadan bastırıyoruz. Alıştım artık. Araç çok farklı. Elektrikli falan mı bu? Ne bu ya böyle? İlginç duruyor. Teslamsı bir araç. Yan aynalar güzel. Jantlar bak. Jantlar bu sefer notunu kırdım.
Her zaman gelen o jantlardan. Bentley'e de bunu takıyorlar, buna da bunu takıyorlar. Alt kısmı yine detaylı, güzel. Ön kısmı da yine detaylı. Arabanın gerçeğini görmediğim için bir şey diyemiyorum. Arkası çok başarılı şimdi. Burada doğruya doğru. Logosu, stoplar, uzun stoplar, yazılar, mazılar hepsini yapmış adamlar. Ve kapılar. İç kısmı da detaylı şekilde yapılmış ama kapı içlerini boyayabilirlerdi. Sanayide esir alınmış bir araba gibi yani. Şuraları siyah yapsalar daha iyi olurdu. Bence şu an bu setin en kötü arabası seçtim bunu. En iyi araç karavan, sonra Mercedes geliyor. Sonra Şerif, sonra Mini. Şimdi bunu açalım. 2023 model BMW iX. Bunu da ilk defa inceleyeceğiz. Ve bu gerçekten şovunu yapacak gibi duruyor. Koca oğlan. Bastırıyoruz. Bu kasa BMW ilk defa inceliyoruz. Mini GT'ci çocuklar abi. Ben de 15 tane var ya. Sen hala 5 box mı topluyorsun? Evet, topluyorum. Aracın logosu, farları falan efsane. Öndeki ızgaraları da kendi çaplarında yapmışlar. Kötü de durmuyor açıkçası. Rengi bunun ne şimdi? Beyaz mı? Bej mi? Yumurta kabuğu mu? Osuruk bulutu mu? Yeni renkler üretiyorlar biliyorsunuz. Alt kısmı detaysız. Elektrikli mi bu bilmiyorum. Şimdi cahil cüela kaldık abi biz. Bunu ilk defa inceliyoruz. Ama elektrikli olduğunu düşünüyorum. Arka kısmı biraz basit kaldı diğerlerinin yanında. Çünkü diğerleri fazla iyiydi. Yani bunun arka detayı var. Ama diğerleri fazla detaylıydı. Logosu, stoplar yine X yazılar, BMW bilmem ne. Aile arabası. Kapısını açalım. İçine bakalım. İç kısmı da fazla başarılı olduğu söylenemez. Yani direksiyon kötü olmuş. En önemli şey bence direksiyon. Böyle bir araç. Bu da öyle aman aman bir güzelliği yoktu. Bence son aracımız geliyor. 1961 Corvair Rampside Truck. Bu da bence başarılı bir model olabilir. Eskileri güzel yapıyorlar abi. Ben onu keşfettim yani. Eskiler her zaman iyidir lafını diyorduk sürekli. Matchbox'ın o meşhur jantı. Yani gerçekten hiç çıkmayacak sanıyordum karşıma ve çıktı. Genelde klasiklerde bu jantı kullanırlar. Siz de biliyorsunuz. Oğlum bu ne lan? Çok güzel ya. Şunun duruşa baksana. Buna kötü diyemezsin abi. Farları olsun, logosu, oradaki ızgaralar, parlak krom tampon, yandaki şu beyaz çizgiler adeta bir klasik esintisi var. Kasası bu şekilde. Bunun da şu yanı açılıyor. Oraya geleceğiz. Ama bak işte bunu yapma. Bunu yapma babam. Canım babam benim. Bak arkaya kırmızı stop yapabilirdin. Niye düz yaptın canım? Alt kısmı parlak. Yine klasik klasiği. Klasik klasiği. Ve yan kısmı açılıyor. Buradan çok güzel değil mi Özge? Şuna bak. Buradan bir şey yüklüyorsun içine. Ben olsam motosikletimi koyardım. Devam ederdim. Çok sevimli, başarılı bir model. Ben çok beğendim. Hemen yarışmamızın sonucu. Bence birinci bu alır her türlü. Yani bu bir. Bunda hemfikiriz değil mi? Beyler. Bence bu alır. Sonra farklılık bakımından, güzellik bakımından milimetrik bir payla Mercedes'i alır. Sonra kesinlikle Merso geliyor. Sonra beyler bir dakika. Şimdi bir son dakika bir bilgisi geldi. İlk defa böyle bir şey görüyorum yine. Hatta bunu nasıl keşfettiğimi ben de bilmiyorum Özge. Şu an canlı yayında bir ilk yaşanıyor. Az önce arabaları şöyle çekerken rahatlıkla kayıyordu hepsi. Şu arabayı çekerken gitmedi. Yani inanılmaz bir şeydi. Neden dedim. Ya siz de görüyorsunuz bak. Bak görüyorsunuz. Bak görüyor musun? Gitmiyor. Neden? Ben de çok şaşırdım. Lan ne alaka dedim. Yani bak hepsi bak dokunduğundan gidiyor. Bak şimdi bak. Bak hafiften vuruyorum bak. Bak. Nedenmiş biliyor musun? Bunu nasıl fark ettim ben de bilmiyorum. Lastiklerinin altında kaydırmaz bir şerit var. Bakın şu parlak olan şey plastik değil. İnanılır gibi değil. Yani şu ana kadar 1000'den fazla araba inceledim. Böyle bir şey görmedim. Diğerlerine bak. Parlak plastik görüyor musun? Bir şerit merit yok. Yani araba kayıyor. Bak. Gitmiyor. Gerçekten tuhaf şeyler üretiyorsunuz ama yine de dördüncüsün. Sonra kim geliyor? Mini gelsin. Şu ikisi arasında BMW olsun hadi. Sonra da bu. Sıralamamız bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik Çılgın Şarkılar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bak çok farklı bir Matchbox seti inceledik. En yeni araçlara ulaşacağınız yer belli. Uzaklarda veya kara borsada aramayın. Toys Toys mağazasının iletişim bilgilerini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan güvenle alabilirsiniz. İnternet sitelerinden de ülkenin her yerine kargoluyorlar. Ücretsiz kargo. Bunlar güzel hizmetler. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın abi. Mesut Bluetooth Instagram'ını takip edin. Şu an hala çünkü İstanbul'da değilim. Videoyu 8-10 gün önce çekiyorum şu an. Hayırlı cumalar. Yine cumaya denk geldi. Aynen bugün cuma. Hayırlı cumalar. Kendinize iyi bakın. Mutlu olun. Mutlu kalın. Kimseyi dinlemeden saygı sevgi çerçevesinde hobinizi sürdürmeye devam edin. Çocuklar hala diyor annem beni işte kızıyor bilme. Koskoca adamsın araba alıyorsun. Beni gösterin ya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yaşlı teyzeler keşke gelseler. İki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkılar.